Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere TRFMA Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sayın Levent Alatlı'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, UFM Başkanım, UFM Yönetim Kurulu Üyeleri, İFMA Yönetim Kurulu Üyesi, değerli akademisyenler, değerli konuklar, sevgili üyelerimiz ve sevgili öğrenciler, hepiniz konferansımıza hoş geldiniz. (Gülüyor) 21 Aralık 2017'de kısa adı TRFMA olan Turkish Facility Management Association kısaltmasıdır, Tesis Yönetim Derneği'ni kurduk. Tesis Yönetim Derneği, tesis yönetim sektörünün ülkemizde tanıtılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, sektörde hizmet veren kuruluş ve kişilere yardımcı olmak, yönetim süreciyle ilgili sorunları çözmek, çözümler üretmek ve yönetim hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İnsanların yaşadığı veya çalıştığı tüm mekanlar ve tüm binalar bizler için bir tesistir. Dolayısıyla tesis deyince yol üstü tesisleri, endüstriyel tesisleri değil, yaşadığımız binaları, apartmanları, siteleri, AVM'leri, plazaları, hastaneleri, okulları, hapishaneleri, havaalanlarını, marinaları, buraları kastediyoruz. Tesis yönetimi uzmanlık ve deneyim gerektiren yeni bir meslektir. Bunun bir meslek olduğunu, uzmanlık gerektirdiğini anlamamız gerekiyor. Tesis yönetimi Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerindendir ve giderek de artmaktadır. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Derneğimizin şu anda 30 üyesi var ve Bodrum'da çalışan sayısı 102 bin kişi. 30 üyemizde 102 bin kişi çalışıyor. Bunların %40'ı kadın. Ve alt yüklenici çalışanlarımız da var. Bazı hizmetleri dışarıdan alıyoruz. Bunlarla beraber toplam 125 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Ve sektörde istihdamın 1 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. 11.533 tesiste hizmet veriyoruz. Bu 11.533 tesisten bir tanesi İstanbul Yeni Havalimanı. Bir tanesi Bilkent Şehir Hastanesi. Veya böyle bir otel. Veya 5.000 kişinin yaşadığı bir site. Bizim için sadece bir. Dolayısıyla 11.533 tesiste hizmet veriyoruz. 503.000 tapulu bağımsız bölüme hizmet veriyoruz. Yani 503.000 kat malikine veya iş yeri sahibine hizmet veriyoruz. Her birinde 3-4 kişi olsa en az 1,5-2 milyon insana hizmet veriyoruz. Üyelerimiz arasında 2 kamu iştiraki ve 6 tane de uluslararası firma var. TRFMA, Tesis Yönetim Derneği, Avrupa standartlarına uyum ve işbirliği amacıyla Türkiye'yi temsilen European Facility Management Network ya da kısa adıyla EuroFM'e 2018'de üye olmuştur. Bugün burada düzenlediğimiz konferansımızla, bugün ve yarın burada düzenlediğimiz konferansımızla eş zamanlı olarak EuroFM'in yıllık üyeler toplantısı da ilk defa ülkemizde yapılmaktadır. Eş zamanlı olarak burada farklı salonlarda bu toplantıları yapacağız. Ben bu nedenle Avrupa'nın çok değişik ülkelerinden gelen EuroFM Yönetim Kurulu ve üyelerine Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda EuroFM'in Avrupa Tesis Yönetim Konferanslarından birini de ülkemizde gerçekleştiririz. 2018 yılında Ankara Üniversitesi ile Tesis Yönetim Derneği arasında uzun süreli bir işbirliği anlaşması yaptık. Bu önemli konferansta bu işbirliğinin güzel bir sonucudur. Harun Hocam'ın bahsettiği gibi gelecekte bu işbirliğimiz daha da güzel sonuçlar verecektir. Tesis yönetim sektörü için bizimle beraber çalışan, başta Harun ve Yeşim Hocalarım olmak üzere Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümüne ve Sayın Rektörümüze emeği geçen tüm akademisyenlere, öğrencilere de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu konferansın ülkemize ve sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.